Ve veda zamanı. Ya bugün bu konuyu paylaşıp paylaşmama konusunda kendi içimde çok gidip geldim. Ya böyle eğlenceli programdan sonra böyle atarlı bir konuşma yapmak ne kadar doğru olur diye. Hakikaten dün akşamdan beri çok düşündüm. Hatta sabahleyin Nesli'ye de bir şeyler söyledim. Ama özünüze ve affınıza sığınarak, ikisi aynı şey oldu değil mi Gizem? Bir şeyleri açıklamak istiyorum. Benim baktığım yerden biz kadınları hiç sevmedik. Vallahi sevmedik. Sevmedik. Saçlarını sevdik. Hatta mesela sarışınsa daha çok sevdik. Ağızlarını sevdik. Dudaklarını sevdik. Fiziksel özelliklerini sevdik. Ama kadınları sevmedik. Yolda, arabada, televizyonda, internette hep onlara baktık. Hep baktık. Fiziksel özelliklerine baktık. Hatta büyük ihtimalle iyi görmemiş olacağız ki daha da baktık. Uzun uzun baktık. Baktık da baktık. Ama gözlerinin içine neredeyse hiçbirinin hiç bakmadık. Baktığımızda da geç olmuştu. Yalan mı arkadaşlar? Biz kadınlara çok dokunduk. Onlar istese de istemese de dokunduk. Hatta kadına dokunma da dünya sıralamasında üst sıralara çıktık. Hatta bayağı üst sıralara çıktık. Kadınların yarısına yakınını sürekli dövdük. Yine yarısına yakınına duygusal şiddet uyguladık. Küfür, hakaret, küçük düşürme. Resmi rakamlara göre %16'sının %16 ile %18 arasına zorla sahip olduk. Ve devam ediyoruz. Tüm bunlara maruz kalan her üç kadından biri bir intihar etmeye, hayatını almaya kalkıştı. Ama biz ona oralı da olmadık ondan da. Oralı olmadık. Kendi iç oralı olmadık. Kendi tuttuğumuz takım maç kaybettiği zaman daha çok üzüldük. Vallahi daha çok üzüldük. Hatta %9'una daha masum birer çocukken dokunduk. Onlar hep sustular. İşin komiği, konuşsalar da kimse inanmadı. Vallahi inanmadılar ya. İnanmadık. Kim bilir sen neler yaptın ki sana da böyle şeyler yaptılar. Taciz yapıldı, tecavüz yapıldı, amcan, komşun falan dedik. Dedik. Dedik mi dedik. Bu da sana ders olsun dedik bazılarımız içimizden. Dedik mi? Vallahi dedik. Ne kadar acıdır ki biz bunun farkında bile olmadık. Bize sorulduğunda %25'imiz bazı durumlarda böyle şeyler normaldir bile dedik. Dedik %25'imiz. İşin komiği de ne biliyor musunuz? Bizim kültürümüzde, bizim toplumumuzda cennet anaların ayaklarının altında dedik hep. Hep böyle dedik, böyle büyütüldük. Ama işin üzücü tarafı o kadınları hep ayaklarımızın altına aldık, çiğnedik, ezdik, tepikledik. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ya da ne bileyim Anneler Günü'nde birkaç saat ara verdik bu yaptıklarımıza. Ama sonra yaptıklarımıza tekrar devam ettik. İş verirken bile onlara hep düşündük ki ne bileyim iş yerinde gözümüz gönlümüz açılsın. Ne bileyim hani öyle biraz eğlence olsun. Yalan mı? Biz bu ülkede kadın olmanın ne kadar zor olduğunu bilemeyiz erkekler olarak. Çünkü artık kadınlar hiç konuşmuyor, anlatamıyorlar da dertlerini. Sıkıntılarını da paylaşamıyorlar bizimle. Yalan mı? Ülkemizin kurucusu Atatürk 1930'lu yıllarda
Türk kadını dünyada birçok çağdaş ülkeden önce 1934 yılında hak ettiği değeri vermişti. Seçme ve seçilme hakkı Türkiye'de kadınlara verildi. Kadınların böyle bir hakkı oldu. Avrupa'nın neredeyse %80'inde böyle bir fırsat yokken. Niye verdi biliyor musunuz? Ya da niye böyle bir hak verildi kadınlara? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda kadın erkek omuz omuza, el ele bir arada savaştı. Gerçekten kadınlar erkeklerle yan yana savaştı. Bakın Kurtuluş Savaşı tarihimize. Çok acayip kadınlar göreceksiniz. Ne yazık ki biz tarihimizi çok fazla bilmeyiz. Birisi onu dizi yapmadığı sürece haberimiz olmaz tarihimizden. Ama bakın Kurtuluş Savaşı tarihimize. Bakın. Birçoğumuzun düşünmeye dahi cesaret edemeyeceği şeyleri başarmıştır kadınlar. Gerçekten bakın. Gaziantep'e, Antep savunmasına bakın. Maraş'a bakın. Kadınlar neler yapmışlar orada. Çok çekmişler bizden. Düşmanlarımız çok.